Direksiyon binası Sultan II. Abdülhamit zamanında Bağdat Demiryolu hattının 1892 yılında Ankara'ya ulaşmasıyla istasyon binası olarak inşa edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk karargah olarak seçtiği bu binada aynı zamanda 1919'dan 1922 yılına kadar aralıklarla ikamet etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın harekat planları burada hazırlanmıştır. İnönü ve Sakarya Meydan Muharebelerinin sevk ve idaresi buradan gerçekleştirilmiştir. Pozantı ve Adana'nın Fransızlardan kurtarılmasına burada karar verilmiştir. 1921'de Fransızlarla Ankara Antlaşması'nın müzakereleri bu binada yapılmıştır. Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir sözü ilk kez burada dile getirilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanması kararı da yine burada alınmıştır. Ayrıca direksiyon binasının hemen yanında Atatürk'ün 1935-1938 yılları arasında yurt gezilerinde kullandığı beyaz trenin bir vagonu da müze olarak ziyarete açık bulunmaktadır.